Tarlalarda, bahçelerde kendiliğinden yetişen doğal otlardan biri, sirken. Sirken otuyla borana, yoğurtlama yapacağız. Yöreselde hem borana deniyor hem yoğurtlama deniyor. Bizim yoğurt soslu ot kavurması diye bildiğimiz yemeğimiz. Tabii ki bu birçok otla yapılabiliyor ama Muğla'da sirken de özel bir yere sahip. Ancak unutulmaya başlamışlardan bir tanesi. Doğada kendi kendine yetişiyor ve özellikle de sulanan arazilerde bulunuyor, arsalarda bulunuyor. Bahçe kenarlarında, bahçelerin içlerinde görebilmeniz mümkün. Çiçeklenmeden hemen evvelinde, henüz tohuma dönmeden ve tazeyken tüketimi de en lezzetli halini sağlıyor. Bizler bugün yoğurtlamasını yapacağız dedik. Bunun için birçok şeklini kullanabilirsiniz. Kavurarak da yoğurtlama elbette yapabilirsiniz ama yöreselde yoğurtlamayı yapmadan evvel önce haşlanıyor. Haşlandıktan sonra tekrar bir yağ ile kavruluyor. Soğan ve yağ ile kavrularak lezzetlendiriliyor. Hatta bir parça da bulgur ilavesiyle biraz da tok hale getiriliyor. Ardından da sarımsakla yoğurtla buluşturuluyor. Şimdi bunun için bütün bir şekilde haşlamaya alacağız. Haşlayacağımız miktar, haşlayacağımız süre çok kısa. Sadece 2 dakika haşlayacağız. Çünkü gerçekten çok narin bir yapıya sahip. Çok hızlıca pişecek. Rengini değiştirmemiş olacağız dolayısıyla. Ama bunun için suyumuzun kaynamış olması gerekiyor. Şimdi ocağımızın başına geçelim. Kaynayan suyumuzda sirkenlerimizi haşlayalım. Sirkenlerimizi haşladık ve hemen soğuk sudan geçirdik. Gördüğünüz gibi hem diriliğini kaybetmedi hem de rengini kaybetmedi. Tam istediğimiz kıvamda ve fazla suyundan arındırarak küçük doğrama yapıyoruz. Doğradığımız sirkenlerimizi soğanımızla birlikte, sarımsağımızla birlikte kavuracağız. Bir parça da bulgurla tok hale getireceğiz demiştik. Bu nedenle soğanımı doğrayarak devam ediyorum. Soğanlarımı doğradıktan sonra 3 diş de sarımsağım var. Sarımsaklarımı doğruyorum. Ve bütün hazırlıklarımı tamamladıktan sonra pişirmeye geçebilirim. Sirkenimizi pişirdik, biraz dinlendirdik ve ilk sıcağı geçtikten sonra artık sarımsaklı yoğurdumuzla karıştırma zamanı. Bunun için 2 diş sarımsak dövdük, 2 diş sarımsağımızı alıyoruz, kese yoğurdumuzu, süzme yoğurdumuzu alıyoruz ve süzme yoğurdumuzu sarımsağımızla iyice ezerek pürüzsüz kıvama getiriyoruz.
Yoğurdumuza çok az da tuz ilave edebiliriz. Eğer sarımsağınızı tuzla dövdüyseniz o durumda tabii ki bu tuza ihtiyacınız yok. Ama tuzla dövmediyseniz o zaman çok az tuzla tatlandırmak gerekecektir. Ve artık hazırlamış olduğumuz sirkenlerimizi yoğurdumuzla buluşturuyoruz. Servis tabağımızı yerleştirerek sirken buranımızı servis tabağımıza alıyoruz. Üzerine yakmış olduğumuz takrak biber ve pul biberimizi gezdirerek servise hazır hale getiriyoruz. Sirken yoğurtlamamız yemeğe hazır. Afiyet olsun.